Çocuklarda ekran kullanımı miyopu tetikleyebiliyor. Bu artık bilimsel çalışmalarla gösterilmiş bir olgu olarak karşımızda duruyor. Bunun yanında 4 saati aşan kullanımlarda ise ani şekilde ortaya çıkan içe şaşılıklar meydana gelebiliyor. Bu nedenle çocukların ekran maruziyetini olabildiğince kısıtlamamız gerekiyor. Açık havada vakit geçirmeyi ise arttırmamız gerekiyor. Alternatif etkinlikler üretmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza iyi bir şekilde örnek olmamız lazım. Anne babalar evde sürekli telefonla uğraşırken bir yandan da çocukların telefondan uzak kalmalarını, tabletten uzak kalmalarını beklemek hayal olmaktadır. Çocukların ekran kullanımlarında şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle ekran mesafesi, telefon özellikle kullanımları çok yakın. Onu 40 cm uzatmamız lazım. Ekran parlaklığını mutlaka mümkün olan en düşükte kullanmamız gerekiyor. Yani çevresel aydınlıktan daha yüksek aydınlıkta olmaması lazım. Örneğin karanlık bir odada aydınlık bir telefona bakmak gözlerdeki yorgunluğu arttırmakta. Bunun yanında benim öncelikle tavsiyelerimden bir tanesi de yatak odasına telefon, tabletin taşınmaması. Uyku öncesinde telefon, tabletten uzak durulması gerekiyor. Çünkü özellikle akşamleyin yatmadan önce telefon, tablet kullanımı melatonin salgısını azaltmaktadır. Yani derin uykuya geçmeyi engelliyor. Bu nedenle de uyumadan son 2 saat öncesinde telefon kullanımını mutlaka bırakılmasını öneriyorum. Bunu hem yetişkinler hem çocuklar için mutlaka uygulamamız gereken bir yöntem olarak söyleyebilirim. Özellikle mesela bir kitap okumak veya ekranlı araçlardan uzak durmak uykunun gelmesini arttırıyor, uyku kalitesini arttırıyor. Çocuklar için zaten uykunun ne kadar önemli olduğunu, büyüme gelişme için ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bunun yanında ekran kullanımıyla ilgili diğer söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de postür. Bir kere bilgisayarın bulunması gereken mesafe örneğin birazcık göz hizamızın altında olması gerekiyor. Aynı zamanda kamburluk veya işte boyunda eğrilik bunlar da uzun süreli aşırı kullanımlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle de postürün duruşu oldukça önemli. Örnek vermek gerekirse şu şekilde yaklaşık 40 cm mesafede ve göz hizasının da yaklaşık 20 derece kadar altında durursa bu şekilde gözlerimizdeki kapak mesafesi azalmış oluyor ve daha az yorgunluğa sebep oluyor. Bu şekilde vücudumuzda da dik bir postürle bilgisayar ekran kullanımını ayarlayabilirsiniz. Diğer karşılaştığımız özellikle sorunlardan bir tanesi ekran kullanımının yemekle birleştirilmesi veya çocuğun yapmak istemediği örneğin kapatma, göz tembelliğini iyileştirilmesi için uyguladığımız kapatma tedavileriyle birleştirilmesi. Bunlardan olabildiğince uzak durulması gerekiyor. Çocuk yemek yerken yemeğinin kendisinin yemesi, özellikle el-göz koordinasyonlarının gelişmesi açısından önemli ve ne yediğini bilmesi, yemeğin tadını alması açısından da önemli. Bu nedenle bence yeme sorunu olan çocuklarda bunu tablet ve telefonla geçici olarak çözmeye çalışmak yerine kalıcı bir çözüm bulmak bu konuda daha etkili bir davranış olacaktır. Bunun yanında ben olabildiğince ailelerin çocuğun elinden telefonu, tableti alıp ondan sonra uslu bir şekilde oturmasını beklemelerini çok doğru bulmuyorum. Bunun yerine çocukları için alternatif etkinlikler düzenlemeleri çok daha yerinde bir davranış olacaktır. Telefon ve tablet kullanımını 2 yaşından öncesinde kesinlikle önermiyoruz. 2 yaşından sonra ise ancak 20 dakikalık periyotlara bölerek kullanmakta fayda var. Ve bunu toplamda da gün içerisinde 2 saatten fazla yapmamak önemli. Çünkü artan saatlerde göz bozukluklarının yol açması muhtemeldir. Bu nedenle her 20 dakikada bir dinlenmek, uzağa doğru bakmak, açık havaya çıkmak gibi aktivitelerle gözleri dinlendirici şekilde aralar vermek, molalar vermek yerinde olacaktır. Bu şekilde mutlu ve sağlıklı zaman geçirmek de mümkün. Her şey tablet ve telefon değil. Alternatif etkinliklerle ailenizle mutlu zamanlar geçirmenizi diliyorum.